gemiden bile normal işte 70-80 gemiyle 200 lira çıkar. Yani bu yani çok ciddi sağlık şey açısından hani ölümcül değildir bunlar genelde. Yani çok kolay kolay bir problem olmaz. Ama bu kişinin işte türevlerine baktırdı, kansızlığı var mı yok mu baktı, muhakkak bunlara bakmak lazım, altta yatan sebep var mı yok mu. Eğer bunlar normal çıkar ise bir kardiyoloğa gidecek, kardiyolog bunlara işte kalbin elektrofizyolojik çalışmasını yapacak. Hakikaten böyle ilave bir yol var mı yok mu, yani bu kısa devre yapmasına sebep olan kalbin elektrik sisteminde bir yeri var mı yok mu, ona tespit edecekler. Onu da eğer tespit edilirse aynı anjiyo gibi girerek o farklı yolu kateterle işte radyo frekans ablasyonu diyoruz ya da kriyo ablasyonu diyoruz, dondurarak ya da işte yakarak onu yok etmeye çalışabiliyoruz. Yani bu yöntemle de yapılabilir. Ya da ilaçlarla da bazı işte kalp ritmi düzenleyici ilaçlar var. Onlarla da bu iş çözülebilir. Peki hocam kalp neden hızlı atar? Kalbin hızlatmasının etkenleri... Kalp hızı normalde biliyorsunuz. Kalp hızı ortalama diyelim ki 60 ile 100 arası. Evet. Diyoruz. Eğer 100'ün üzerinde çıkıyor.